Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Mihriban. Eğer kanalıma ilk defa geliyorsanız diğer videolarıma göz atmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Teşekkür ediyorum. 10 gündür falan yoktum. Cildim inanılmaz kötüydü. Göz kapaklarım, gözümün alt kısmı falan kupkuruydu, dökülüyordu falan. İnanılmazdım ve çok moralim bozulmuştu. Egzama falan zannettim. O yüzden hiç kamera karşısına geçmek istemedim. Şu anda da hala buralarda kuruluklarım var, şuralarda falan göz altımda. Ama daha fazla uzatmak istemediğim için geldim. Çok güzel nemlendirdim falan. Biraz da üstüne makyaj yaptım 10 gün sonunda. Çünkü kursta cildim çok fazla yorulmuştu. Biraz da dinlendirmek istedim açıkçası. Arada aynaya bakıyorum. Kızlar beni bekliyor. Saçlarımızı boyatmaya gideceğiz. O yüzden hazırlanıyordum. Dedim ki birazını da beraber hazırlanalım ki konuşalım diye. Uzun zamandır konuşmuyoruz çünkü. Hemen hızlıca bir şeyler sürüp çıkacağım. Öyle makyajımı göstereyim diye makyajımı beraber yapalım demedim. Sadece konuşalım istediğim için makyajı öylesine geçiyorum. Boş verin. Hiç önemli değil zaten, öylesine bir şeyler yapacağım. Siz ne yapıyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Son videom YouTube sanırım çok fazla öne çıkardı. Diğer videolarım oranla 5 günde falan çok fazla izlendi. İnanılmaz mutluyum bu konuda. Yani siz de umarım sevmişsinizdir. Bayağı güzel yorumlar geldi. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Bundan sonraki videolarımı da beğenirsiniz diye düşünüyorum. Bu arada cildim kötü olduğu için makyaj da cildimde güzel durmuyor. Ya çok kötüyüm. Gerçekten bu aralar kendimi hiç iyi hissetmiyorum bu yüzden. Bir haftadır da makyajsız olduğum için iyice çöktüm. Yani hani hiç kendime bakmıyorum falan filan. Ama gerçekten bu nasıl düzelecek bilmiyorum. Cilt bakımı falan yaptırayım dedim. Ama daha beter kimyasal almak istemedim cildime. Bilmiyorum. Umarım yakın zamanda düzelir. Şimdi bayram tatiline gireceğiz. O zaman yazlığa gideceğim. Bir tık orada da dinlendireceğim cildime. Sonra tuzlu su falan belki iyi gelir diye düşünüyorum. Bakacağız. Şu an için... Ama gerçekten cilt olarak da mental olarak da kendimi iyi hissetmiyorum açıkçası. Bu biraz videoya yansır diye de çok korkuyorum ama umarım yansımaz. Neler atlattık be deyip yoluma devam ediyorum. Son 5 dakikam var ve ben daha hazır değilim, giyinmedim. Şu halime bakın. Böyle de çıkmazsın be kamera karşısına. Neyse. Bu arada yeni favorim Birisin bu taçit allığı. O kadar tatlı ki tam yaz rengi. Ben de pembe aşığı olduğum için aşırı sevdim bunu. Bu nedir? Çok güzel. Bakın hemen neşem yerine geldi. Neyse, ben burada oturdum, bir de geç kaldım onun telaşıyla falan, çok da konuşamıyorum. Ben şimdi hemen şu eyelinerımı süreyim, giyineyim, çıkayım, arabada görüşeceğiz. Şu deliye bakar mısınız? Gerçekten beni sinir ediyor. Ya Güneş, in aşağı. Güneş, buraya bak buraya. İn aşağı. Oğlum in aşağı. Mahvetti. Çocuğum in aşağı. İn. Deli ya, bakar mısınız şu ruh hastasına? Temizlik yapan bir kız. Her canım bitti mi? Silinir aşkım. Dur ben gözlüğümü alıp geliyorum, çantamı. Günaydın mıdır tekrardan? Günaydındır arkadaşlar. Ben evde tabii enerjisizdim. Bakın bu kız geldi yanıma. Hemen... Bir paraktır videosudur bu arkadaşlar. Hepimiz bakalım saçı... şu tipler neye dönüşecek? Hepimiz aynı saçı yaptırmaya gidiyoruz. Bakalım gerçekten ne ama olacak? Ama sen daha sarı yaptıracaksın. Hayır aşkım. Ben de çok sarı değilim. Hadi bakalım. Bakalım. Üçümüz bir de rabişe almaya gidiyoruz şimdi. Bakalım. Orada görüşürüz. Arada yolda da görüşürüz. Bakalım. Aşırı enerjim yükseldi. Bak hemen anında şeyde çok evde. Çok enerjik ya. Evde böyle konuşuyordum. Enerjim bozuk falan filan diye. Enerjim bozuk nedir ya? İşte bir şey. Ben şu an dikkatimi arabaya verdiğim için konuşamıyorum. Makyaj yapmamış, özenmiş. Ben bizi arabada gülersiniz. Aşkım geldi aşkım. Rabia'yı bilir misiniz? Bilirsiniz tabii. Üç dingil gidiyoruz kuaföre. Üçümüz aynı çıkacağız. Daltonlar. Yemin ederim üçümüz aynı çıkacağız. Farkındasınız değil mi? Zaten ayırt edilemiyoruz. Arkadan. Boylar da aynı. Ayakkabılar da aynı.
ayakkabılar farklı artık. Yok, bugün farklı mı? Evet, bugün evet, farklı. Bugün farklı. Hemen anlatıyorum bunun amacını. Biz önceden lisedeyken üçümüz de bacak kadarız. Hala öyleyiz gerçi ama hepimiz aynı ayakkabı, aynı tip. Hep öyle gezerdik. Bize Daltonlar derlerdi. Çok ay sesim. Bir de bir şey alırken 3 tane alırdık. Yani derdi ki herkes birbirinin kıyafetini giyiyor. Aynen yani maalesef. Öyle bir şey yok ama. Gerçekten pes. Arkadaşlar bu bir before after videosudur. Evet, before'umuzu gösteriyoruz, gelin. Ben o değil de senin saçın aşırı toplu ya. Benim aşırı ben zoru ya. Saçım benim de saçım bayağı siyah oldu ya. Ama ondan şimdi benim saçıma koca karı sarısı dedi. Benim saçım mesela hiç turunculaşmadı. Şimdi geçen sene gittiğim kuaföre götürüyorum kızları da. Marmara Forum'da ben senin çok memnun yani kalmıştım. Umarım sizin saçınızı yakmaz. Baksana, ya da çok mu kestirdim saçımı acaba o zaman? Aşkım ben de sürekli kestiriyorum. Ne sürdün sen? Ne sürdün lan kafam? Limen sürmeye çalıştım kendi çabamla. Trafik var, sürmüş olman lazım. Bakayım. Neyse şimdi tümsek var, muhtemelen siz düşeceksiniz, o yüzden kuaförde görüşürüz. Senin telefonun ne kadar yakın çekiyor? Şu an müzik çalıyor diye Kübra'ya geçtim de. Kübra kafam kocaman çıkıyor. Oğlum beğenmiyorsan kapat. Aşkım benim telefonum da çok daha kaliteli. Gözlüğümün güzelliğine bakar mısınız? Güzelliğine. Çok güzel. Tren yoldan aldım. Linkini aşağıya bırakırım. Ya da linkini aşağıya bırakmıyorum. Linkini isteyen Instagram. Linkini isteyen Instagram'ıma gelsin. Ama çok güzel değil mi? Çok da uygun fiyatlıydı. Ne kadar aldığımı da söylemeyeceğim. Instagram'ıma gelirseniz görürsünüz. Kusura bakmayın. H&M şurasıymış. Hadi. Bu ne ya? Çocuğumun da bedeni yoktur ki, benim çocuğum biraz etli butlu, yerim onun etli butlu. Sarı alırdım da bedeni yok gördüğün gibi. Bedeni yok, Asel biraz etli. Sen onu 3 yaş alman lazım. Asel bunları ileride görürsen bu kız sana şişko diyor. Canım kuş. Neyi var çocuğum? Sadece etli butlu, ben bence çok güzel. Canım kızıma kısıp kombin işte ne güzel. Gerçekten kombin yaptım size, daha ne olsun. Çok güzel. Çok ama güzel kombin. Üşür mü? Sen kot ceketle güzel olur bence. Jean falan. Made in Bangladesh. Ya of artık maşın bırak ya. Üf tekstilci seni. Bırak artık, sal bizi. İyi kumaşlar benden sorun. Bu ne ya? Bak var ya, parçalarım he. Bu nedir arkadaşım? Abi, koy bakayım. Olur ya. Olur tabii. Olur olur. Şu ayakkabıyı koy bakayım üstüne, nasıl olacak? Olmaz. Olur be. Renkler uyumlu. Ya bir gider misiniz ya? Her şey tonsürton olmak zorunda değil Rabia. Aha ben buldum arkadaşlar. Arkaya saklamışlar. Şimdi o mu bu mu? Ya. İşte böyle. Ay bu da çok güzel Rabia. Bunun üstüne uzun kol giydir. İçine. İçine böyle uzun body giydir. İçine uzun kol kısa şey giydir. Arkadaşlar kromsunuz ya. Bak, gömlek giydir ya da ne yapalım, ama çok güzel. O, ama ya yaza giydiririz onu. Yazın alırız giydiririz ya. Kız hiçbir şey beğenmiyor arkadaşım. Hiçbir şey beğenmiyor yani. Yok çünkü. Kızın alışveriş yaparken biraz. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Çok Allah aşkına, tamam, çok da güzel. Bak güzel. Ayakkabıyla şeyle da çok ya güzel olur. Tamam, aa evet. Çok bak güzel. Çok arkadaşlar şey, yazın giydiririm. Ama şu an onu ben bayramlık istiyormuşuz. Tamam. Bayramlık olmaz. İkinci bayrama. Güzel mi? Çok da çok güzel. Bu ben bunun pembesini aldım. Ben bunun pembesini aldım 30 TL'ye. Burada 100 lira vermem. 30 TL'ye aldım, çok da güzel. Katıköy çilek. Ana gibi ana. Ana gibi ana alışveriş yapıyor, ana gibi ana. Şu kız anadır ya. Şu kız anadır yani. Bakar mısınız? İnanabiliyor musun hala? Ben inanamıyorum bazen. Aç değilim kendim diyorum sana. Aç olsam yerim, beni delirtme anne. Aşıma baygın. Hastanede. Afiyet olsun. I could wait a thousand days. You never wait for me. You never wait for me.
when I ran away. You're all that I could see. You're all that. Sen bunu da beğendim. Bunu da beğendim. Sizce hangisi, bu mu? Yoksa şu mu? Bence o tonları yapalım. Bu. Bence o da. Ama ben yoğun istiyorum. Benim belli. Neden? Sizce konuşmamak istiyorum. Ben siz dedikodu yapıyorsunuz, görüyorum. Ben gene bildiğiniz gibi. Bakayım buradan, göster buradan. Ay çok komik. Moraller bozuk, gerginiz. Saatlerdir kuaförde olunca sinirler gerildi. Gerçekten var ya, nasıl bindik araba, böyle bindik arabaya. 5 karış suratla. Neyse, biz yaptırdık saçlarımızı. Şu an için taze olduğu için çok yorum yapamıyorum ama biraz akınca ben aşırı beğeniyorum. Evet. Kübra ben çok sarı olduğunu iddia ediyor ama bence mükemmel oldu. Ben çok beğendim. Bak, saçımı. Bak bir bana ver. Şimdi şöyle, şurası. Hiç beğenmedim şu an saçımı ya. Şurayı görüyor musun? Böyle işte. Biz eve gidelim. Konuşacağız. Çünkü şarjım hiç yok. Mişa. Aşkım. Yeni gecelerdesin. Akıyorsun bu alemde. Vloglarımın vazgeçilmesi Samet Alptekin. Enes Can. Ve Mişa. Aşkım az kalsın sana güneş diyordum. Aşkım. Aşkım benim. Ben eve gittim, üstümü değiştirip hemen dışarı çıktım. Saçım hakkında oturup konuşamadık sizinle. Ama şu an karanlık görünmüyor, çok belli değil. Eve gidince gösteririm size ya da yarın sabah. Bir de bu arada ben halı oldum. Kuaförden sonra çıkıp hastaneye gittim. Gökkuşu gördüm, göktü. O kadar tatlıydı ki. Yeni doğdu bu sabah. Onu gördüm. Ondan sonra şimdi dışarı çıktım. Samet ve Enes'le, bir de Mişa'yla. Kahve içiyoruz. Yarın saçımı gün ışığında gösteririm size güzel güzel. Kuaförde inanılmaz gerildik ya. Bir 5 saat kaldı. 5 saat. Mişa var. Çok eğleniyor. Mişa nefret ediyor benden. Mişa'nın yüzünü alır mısın lütfen? Detaylı Mişa, bir şekilde. Mişa bak. Şu ama hayattan nefret ediyor benden olsun. Tamam anneciğim. Çocuklar. Günaydın güneş. O kapıyı açıp çıkabiliyorsun sen. Bekleme yapma. Kardeşine kapıyı aç. Hadi gidin. Hadi Büşra sizi çağırıyor. Size de günaydın. Tekrardan günaydın. Ben kahvemi içtim. Pardon, yeşil çayımı içtim. Biraz dinlendim, yatakta keyif yaptım falan. Kalktım, geldim. Saçımı göstereyim istedim size. Nasıl? Bir tık yandı gibi hissediyorum. Biraz korkuyorum yıkamaya ama yıkamak zorundayım. Çünkü saç diplerimde inanılmaz kabuklanmalar oluştu. Çok kötü, nemsiz kalmış. Her yerim kuruyor benim, anlamadım bir şekilde. Gözlerim dökülüyor, kafam dökülüyor. Çürüdüm ben. Bozuldum yani resmen. Bir haftadır. Her neyse. Şu an rengi bu şekilde. Bence güzel oldu ya. Böyle değişik, böyle pembe roz gibi bir renk oldu sanki. Ama Mişa ne yapıyorsun? Lütfen anneciğim, kamera karşısında böyle kaşınma. Lütfen. Böyle biraz roz gibi bir renk oldu. Öyle hissediyorum yani. Ben öyle görüyorum buradan. Kameradan nasıl çıkıyor bilmiyorum ama ben rengini sevdim. Bu biraz atınca daha da güzel oluyor. Ama geçen sene yaptığı renk daha güzeldi. Böyle çikolata gibi bir renkti. Bu da belki yıkadıktan sonra ona dönebilir. Sonrasında zaten sarıya dönüyor bu saç birkaç ay sonra. Onu çok seviyorum. Ben onu kullanmayı çok seviyorum ama bu da güzel. Sevdim. Ne diyorsunuz? Ne diyorsunuz? Beğendiniz mi? Beğendiyseniz aşağı yorumlarınızı yazın. Ama bir tık yandığını hissediyorum. Yalan söyleyemeyeceğim. Kuaförde de söyledim. Olmaz kalabalıktı çünkü ve benim saçımda çok beklettiler o oryeli. O yüzden biraz rahatsız oldum açıkçası. O yüzden ya artık hafta içleri gitmem gerekir ya da hiç gitmem. Çünkü gerçekten çok fazla kalabalık.
Ve hani bir kişi sizle ilgilenmiyor. 5-6 kişi ilgileniyor. O da güzel olmuyor. Kime ne söylediğinizi unutuyorsunuz ya da ona şu rengi istiyorum dediniz. Belki o atladı yani. Bilemem. Şu an kötülemek istemiyorum ama fazla kalabalık. Onun için yeterli elemanları yok. Ben ilk gittiğimde böyle değildi açıkçası. Instagram'da falan da önerdim. Evet, renkleri çok güzel yapıyor. Geçişleri çok güzel yapıyor. Ama o kalabalığa biraz çözüm bulmaları gerekiyor bence. Böyle. Bugün normalde yıkamamam gerekiyor. Böyle bir 48 saat falan boya saçta durması lazım ama saç diplerimdeki kabuklanmalar şuradan dıştan görünüyor mu bilmiyorum. Umarım görünmüyordur. Çirkin görünüyor çünkü. O kabuklanmalarla yarın işe gidemeyeceğim için şimdi bir zeytinyağı süreceğim diplerime. Uçlarıma da Hindistan ceviziye falan komple bir bakım yapacağım saçlarıma. Ama maske falan var, anlayamam yani ne kadar yandığını. Bir tık korkuyorum. Ama her şekilde beğendim. Yanmadıysa çok güzel yani, bilmiyorum. Şuradan da arada aynaya bakıyorum. Sonra bana niye göz teması kurmuyorsun demeyin. Aynaya bakıyorum arada. Nasıl görünüyor diye. Güzel. Bu arada hiçbir şey sürmedim yüzüme. Çünkü dün fark ettim ki eğer dünkü gibi yaklaşıp kamera karşısında makyajla çıksaydım tekrardan o girdaba düşer ve sürekli makyaj yapma isteğinde bulunurdum kamera karşısına geçmeden. Onu yapmak istemedim. Neyse, o modunda takıldığım için o şeyi, o çizgiyi geçmek istemedim. Böyle çok çirkin bir şekilde çıktım. Şuralarımdaki lekeler, alnımdaki sivilceler, göz kapaklarım kuru, göz altlarım kuru falan, kötüyüm yani. Ama düzelir diye düşünüyorum. Negatif yaklaşmıyorum. Birkaç bir şey aldım. Onları beraber bakalım. Ben baktım ama sizinle beraber bakalım tekrardan. Dün gözlüğüme herkes bayıldı. Instagram'da story attı falan. Herkes çok zordu. Size de dedim ki eğer beğendiyseniz Instagram'a gidin. Bakın, link orada var dedim. Hala öyle diyorum çünkü buradaki kitleyle Instagram'daki kitlem bayağı farklı olduğunu inanıyorum. Öyle hissediyorum. Onları birbirine bağlamaya çalışıyorum. O yüzden Instagram'dan beni takip ederseniz çok sevinirim. Teşekkür ederim. Şimdi kargolarıma geçiyorum. Ya hiç kıpırdamadan yapıyorum, farkında mısınız? Asla kalkmak yok. Burada şu arka planımı da değiştireyim istiyorum. Ne diyorsunuz? Yani sürekli burada konuşuyoruz birlikte ama şey oluyor bu sefer. Hep aynı. Arada nevresimi değiştiriyorum falan. Değişiklik olsun diye şuraya pembe bir yastık aldım ama hep böyle olmuyor. Arka planı değiştireceğim ya da sizi şu tarafa alacağım, o köşeye. Oraya da arka plana başka bir şeyler yapacağım falan, bilmiyorum. Ama ne diyorsunuz siz? Sizce değiştireyim yoksa bu ışık güzel, bu ışık da böyle kalsın, arkama perde mi koyayım, ne yapayım yani? Ben burayı seviyorum ama hep aynı olsun da istemediğim için değiştireyim diyorum. Bilmiyorum siz ne diyorsunuz, fikirlerinize ihtiyacım var bu konuda çünkü sizin için çekiyorum videoyu. Şimdi dünkü gözlüğüm bu. Bu şekilde bir kutuda geliyor, poşetin içine konulmuş bir şekilde. Böyle bir daha takayım, görün. Çok güzel ya. İnanılmaz güzel. Bayağı sevdim. Bu arada ben gözlüklendim. O bir hafta içerisinde cildim dökülürken bir de 0.50 miyop olduğumu öğrendim. Bozuğum diyorum size. Bozuldum yani. O yüzden gözlük alacağım. Muhtemelen böyle kemikli bir gözlük istiyorum. Bu yakıştığını düşünüyorum yani. Bunun yakıştığını düşünüyorum. O yüzden normal gözlüğümü de böyle kemikli alacağım galiba. Ona da bugün bakacağım, artık almam lazım. Haftaya cumartesi günü yola çıkıyoruz. O yüzden lazım yani. Böyle yani, tabii ki bu paketleme çok da şık bir görüntü değil. Ama zaten fiyatı çok uygun. Söylemiyorum. Şaka şaka söyleyeyim. 45 lira yani, inanılmaz uygun bir fiyatta. Paketlemesi de çok sorun değil. Böyle gözlükler aslında sağlığa zararlı, biliyorum. Yani göze zararlı ama yani sürekli takmıyorum. Aksesuar olarak takıyorum ve çıkartıyorum. Yani çok da sorun değil. Neyse. H&M'den ve Plan B'den bir şeyler aldım. Plan B'nin croplarını almıştım. Onları iade edeceğim. O yüzden onu paketledim tekrardan. Bunu da Plan B'den almıştım. Plan B poşetim paketlendiği için bunu da H&M'in içine koydum size göstereyim diye. Böyle düz basic bir tişört aldım Plan B'den. Çok güzel. Biliyorsunuz ben pembe aşığıyım. Gerçekten pembe diye öleceğim. Böyle şey var mı sizde de? Bir rengi giydiğinizde ya da bir yerinizde o renkle ilgili bir şey olduğunda, odanızda olur, kıyafetinizde, bileğinizde, elinizde, herhangi bir şeyinizde. Ve size enerji verir. Bana da pembe veriyor. Özellikle pembenin bu tonu. Bakın. Tırnaklarım da o renk.
Ya inanılmaz keyif veriyor bu renk bana. Çok enerjik hissediyorum kendimi. Çok iyi hissediyorum. O yüzden sürekli olarak pembe giyiyorum. O yüzden bunu da aldım. Böyle düz basic bir tişört. Kumaşı falan da çok güzel. Fiyatı da 120 lira. Basic bir tişörte 120 lira vermek zoruma gitse de yapacak hiçbir şey yok. Artık her şey çok pahalı. Taksim'de bile 130 lira olmuş tişörtler. Gösterdim zaten. Böyle güzel. Kalıbı falan çok iyi. Fiti çok iyi. Ben medium aldım. Large bile alabilirmişim ama düz olduğu için düzlerde çok fazla bola gerek yok. Böyle desenli olsa en bolunu alıyorum zaten. Bu böyle. Sonra H&M'den böyle tişörtler aldım. Kalkayım mı artık? Şöyle gösterebilirim bence. Evet, bakın. Boyu da böyle kalçayı kapatıyor. İnanılmaz güzel renkleri falan. Bu da turuncu. Bunu böyle gözlüğümle hayal ettim. Çok güzel olur bakın. Hemen gösteriyorum. Hemen böyle bir kombin yapıp fotoğraf çekilmek istiyorum o yüzden. Bakın şimdi. Bir tık daha yaz gelsin de altına kısa taytla giyeceğim bunu böyle. Bak bakayım. Giymeye üşeniyorum. Kusura bakmayın, olur mu? Şöyle. Nasıl? Bence çok güzel. Bu da böyle bir tişört. Bunun da fiyatı 129 lira. Hatırladım. 129 lira evet. Hatta 179 lira da vardı ama ben 129 olanı aldım. 170 de vermeyeyim bir tişörte be. Ama çok güzel. Böyle kumaşı incecik, tam yazlık, tiril tiril. Ve uygun yani. Desenli olmasına rağmen. Diyorum ya, Taksim'de bile fiyatlar almış başını gidiyor. Sonra bu var böyle. Bu çok tatlı. İnanılmaz tatlı değil mi? Çok güzel. Bunu da çok sevdim. Bu da aynı şekilde kumaşı tiril tiril incecik. 129 lira. Böyle bir crop. Çok tatlı bir crop. İçinde pembeler var tabii ki. Böyle neon renkler de var. Seviyorum öyle cıvıl cıvıl. Artık ben siyah bir şey giymek istemiyorum. Siyah giyince fark ettim ki kendimi çok karanlık, böyle basit, hiçbir şey önemsememiş gibi hissediyorum. O yüzden o renkten çıktım artık. Renkli giyinmeye başladım. Umarım devam ettirebilirim. Bir de kumaşı inanılmaz güzel. Böyle esneyen, çok yumuş yumuş bir kumaşı var. O yüzden iade etmeyeceğim sanırım. Her türlü giyerim. Bir de bu saçımla da güzel oldu. Sarı saçla renkli bir şey giyince çok daha güzel oluyor. Şuradan aynaya bakıyorum arada, tamam mı? Kızmayın. Çok tatlı bence. Ne diyorsunuz? İade edeyim mi? Bence etmeyeyim. Kalsın. Ay, burnum tıkandı galiba benim. Konuşurken zorlanmaya başladım. Neden böyle? Güzel. Çok tatlılar. Böyle yazlık hiçbir şeyim yok. Bir de ben yazlıkları böyle çok farklı yerlere kaldırmışım sanırım. Size de geçen gösterdim ya videoda, çok az eşyam var diye. Sonra geçen yazın fotoğraflarına baktım. 3-5 tişörtüm var mesela, onlar yok. Onları evin içinde başka yere koymuşum sanırım. Daha yazlığım var yani. Ama neredeler bilmiyorum. Evin içinde yazlıklar kayboldu. Neyse böyle. Videoyu da burada kapatmayı düşünüyorum. Saçlarımı beraber yağlayalım mı? Bilmiyorum, ne diyorsunuz? Ama bu videoyu kısa tutmak istiyorum. Ve çıtır bir video olsun. Sonra zaten tatil videoları gelecek. Tatilim de bu arada 9 gün olacaktı. Ama annemin işlerinden dolayı 4 güne çektik. Biraz üzülüyorum. Bayağı üzülüyorum hem de 9 günlerde 4 günlerde. Neyse olsun ama 3 gün bile yeter benim için. Sıkıntı değil. Yetmez de. Yettireceğiz. Neyse. Ben şimdi videoyu kapatayım. Saçlarımı falan da yanmış mı, ne yapmışım falan, onları başka videolarda konuşuruz. Eğer bu videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Kanaldaki diğer videolara da göz atarsanız çok mutlu olurum. Instagram'dan da beni takip etmeyi unutmayın. Çok fazla şey istedim ama öpüyorum sizi. Hoşça kalın.